Çevremiz denizler, nehirler, okyanuslar ve göllerle çevrilmiştir. Bizler de bulduğumuz her fırsatta deniz, göl gibi sulak yerlere gidip yüzmekte, dalmakta veya sadece yürüyüş yapmaktayız. Tabii çoğu zaman ayaklarımızın altında, ne olduğunu gerçekten bilmeden. Bu videoda dalgıçlar tarafından bulunan en ilginç şeyleri sizler için derledik. Gelin hep birlikte videomuza geçelim. Yonaguni Adası, Japonya. Dünyanın en gizemli sualtı anıtlarından biri de Ryukyu takım adalarında bulunan Yonaguni Anıtı. 1980'lerde bir sualtı dalgıcı tek parça kayadan yapılma bu basamaklı ve sütunlu piramidi keşfetmiş. Daha sonraki yıllarda bu anıtın etrafında başka kalıntılar da bulunmuştu. Bazıları bunun çeşitli söylencelere konu olan Pasifik medeniyeti Mu'ya ait olduğuna ve binlerce yıl önce büyük bir tsunami de suların derinliklerine gömüldüğüne inanıyor. Okinawa'da bazı sualtı kulüpleri bölgeye dalgıç gezileri düzenliyor. Dvarka, Hindistan. Lord Krishna antik kenti bir zamanlar sadece bir efsane olarak düşünülmüştü. Ancak 2000 yılında keşfedilen kalıntılar eski Hint masalı olarak bilinen bu efsanenin gerçek olduğunu gösterdi. Hikaye Lord Krishna'nın altın, gümüş ve çeşitli değerli metallerden yapılmış 70 bin saraydan oluşan ihtişamlı bir şehri olduğunun iddia edilmesiyle başlıyor. Her ne kadar o sarayların tamamına ulaşılmasa da Cambay Körfezi'nde bu efsane şehre dair birçok saray kalıntısı bulundu. Kafatası Dolu Mağaralar, Meksika. Bölgede çokça rastlanan obruklardan birisi olan Las Calaveras'taki bu kemiklerin Mayalar tarafından kurban edilen insanlara ait olduğu sanılıyor. Yaklaşık 125 insana ait kalıntıların yer aldığı suya dalmanın psikolojik zorluğu bir yana, girişin sadece 1 metrekare genişliğinde olması da normal bir insanın klostrofobisini kolayca tetikleyebilir. Aslan Şehri, Çin. Günümüzde Çin'in en önemli turistik merkezlerinden biri olan Lyon şehri, dünyadaki sualtı şehirleri arasında en göz alıcı olanıdır. Milattan sonra 25-200 seneleri arasında Duan hükümdarlığında inşa edilen şehir, ismini arkasında bulunan Wuxi Dağı'ndan alır. 62 futbol sahası büyüklüğündeki bu sualtı şehri, Xi'an Hidroelektrik Santral Projesi yüzünden 1959 yılında baraj yapılması amacıyla Kuyando Gölü'nü de kapsayan geniş bir alanla birlikte sular altında gömülmüştür. Şu an denizin 25-40 bin metre altında bulunan bu şehir, heykellerle detay verilen göz alıcı bir mimariye sahiptir. Titanic. Batmaz gemi olarak adlandırılan Titanic ilk çıktığı seyahatte 1912 yılında bir buzdağına çarparak batmıştır. Bu büyük ve ünlü geminin kalıntıları ise 1985 yılında özel bir teknoloji kullanılarak keşfedilmiştir. Üzerinden 10 yıl geçmiş ve doğal olarak çürümüş olmasına rağmen Titanic hala daha okyanusların incisi. Mars Savaş Gemisi. 1563 yılında inşa edilmiş dünyanın en ünlü savaş gemilerinden Mars, sular altında ziyaretçilerini bekliyor. 107 silah ve 800 kişilik kapasitesiyle o zamanlar Mars dünyanın en büyük savaş gemisiymiş. Ancak çıkan yangın sonucunda batmış ve bir süre keşfedilmemiş. Fakat şimdilerde tüm sırlarıyla beraber İsveç sularında ziyaretçilerini bekliyor. Yunanistan'ın antik bilgisayarı. 1900 yılında Elias Stadiatos adlı bir Yunan süngerci, Yunanistan'da Antikera adlı küçük bir adanın yakınlarında eski çağlardan kalma bir batık keşfetti. Bu yaklaşık M.Ö. 87 yılında batmış bir yük gemisiydi. Bunun içinde bulunan Antikera düzeneği bilinen en eski çarklı düzenek. Keşfedildiği günden bu yana bilim ve teknoloji tarihçileri için gizemini koruyor. Düzenekle ilgili en çok kabul edilen görüş, kimi gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını modellemeye yarayan bir tür analog bilgisayar oldu. Apollo 11'in motorları. Mart 2013'te Amazon'un CEO'su Jeff Bezos tamamen çılgınca bir şey yapmaya karar verdi ve Apollo 11'in deniz altında gömülü duran motorlarını geri almanın zamanının geldiğini söyledi. Uzay gemisinin parçaları 1969'dan beri okyanusta bekliyordu. Çıkarılan motor parçaları Kansas Cosmosphere ve uzay merkezinde sergilenmek üzere tamir edilip onarıldı. Antik kent.
ne sıklıkla bir şehri kaybedebilirsiniz. Şaşırtıcı şekilde bu sandığınızdan sık oluyor. Neyse ki günümüz teknolojileri su altındaki bu haberleri yeniden keşfetmeyi mümkün kılıyor. Bunların en dikkat çekici örneklerinden biri 2000 yılında Mısır sahillerinin derinliklerinde bulundu. Batık Tonis kenti eski Yunanlarca Heraklion olarak da bilinir. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Çıkarılan ve restore edilen bazı buluntular geçmiş dönemin zenginliğini gözler önüne seriyor. Kentin tamamını su üstüne çıkarmak mümkün olmadı. Ancak tarihin derinliklerinde kaybolduğuna inanılan kentin varlığı kanıtlandı ve az da olsa gün ışığına çıkmış oldu. Kaderine terk edilmiş zümrütler. Florida Key West'ten Jay Miskovic, 2010'da bir barda arkadaşından bir hazine haritası aldı. Part-time hazine avcısı ve dalışçı Miskovic, milyonlarca dolar servet değerindeki zümrütleri bulmak için Florida'nın Gulf sahilinde keşfe çıktı ve aradığını buldu. Zümrütlerin nereden geldiği tam olarak bilinmiyor. Ancak bu keşif federal araştırmacıların gözünden kaçmadı ve Miskovic zümrütlerden kendisine ödenecek pay olan 80 pounds yani 96.664 euro değerindeki parayı bile almakta zorlandı. Çünkü hazineyi denizden çıkardığına inandırmak için stresli bir sorgulamaya çekildi. Sonunda Miskovic kendi hayatına devam etme kararı aldı. Bazen hazineleri yerinde bırakmak daha iyidir. Lazarus balığı, Kolekant balığı. Bilim adamları 65 milyon yıl önce Kolekant'ın neslinin tükendiğine inanıyorlardı ve 1938'de bir deniz biyoloğu tarafından Afrika sahillerinde Endonezya'da ikinci tür bir Kolekant keşfedildi. Milyonlarca yıl önceki türünden genetik olarak oldukça uzaklaşmış olsa da büyük yankı uyandırdı. Ancak bu tür yenilmez durumda olduğundan balıkçılar tarafından kötü av olarak görülüyor. Korsan gemisi ve ateş topu. 1718'de efsaneleşmiş bir korsan olan Blackbeard'ün gemisi Beaufort sahillerinde batırıldı. 1966'da içerisindeki binlerce kalıntıyla beraber bir batık gemi olan Kraliçe Enes İntikamı gemisinin kalıntıları bulundu. 2013'te Kuzey Carolina'nın Kültürel Kaynaklar Departmanı yüzlerce kiloluk büyük silahları derinliklerden çıkarttı. Sonunda 20 farklı top kurtarıldı ve tadilat edildi. Dinozor devrine ait mikroplar. Okyanusun derinliklerinde Kolekant balığından bile eski olan bir şey saklanıyordu. 2012'de derin deniz sularında dinozor döneminden kalma mikroplara rastlandı. 86 milyon yıldır hiçbir şey yemeden yaşayan bu mikroplar hala yaşıyordu ve dünya üzerinde yaşayan en yaşlı canlılar olarak kabul edildi. Hitler döneminden kalma kayıp gümüşler. Atlantik Okyanusu'nda 36 milyon dolar değerinde 61 ton gümüş bulundu. 1941'de Naziler tarafından vurulan İngiliz SS Gerisokpa gemisi atıklarından çıkan bu gümüşler, tek bölgede bulunmuş en fazla hazine dünya rekorunu kırdı. 2012 yazında Tampa, Florida'daki Osei Deniz Araştırmaları ekibi, totalde 240 tonu bulan batık gümüşlerin %20'sini geri kurtarmayı başardıklarını belirtti. Cambay Harabeleri, Hindistan. Hindistan'ın Gujarat eyaletinin bilinen ilk başkenti olan Dvarka şehrindeki Cambay Körfezi şu an engin suların altında huzurla nefes alıyor. Lord Krishna'nın 70 bin saraydan oluşan altın ve gümüşten inşa edilmiş antik kentin bir efsane olmadığının 2001 yılında yapılan arkeolojik araştırmalarla kanıtlanması, bu yosunlarla sarmalanmış büyüleyici mirası insanların ziyaretini açtı. 1983 yılından bu yana devam eden çalışmalarıyla şehrin tamamının keşfi hedefleniyor. Dvarka şehrinin kıyılarında bulunan antik kent şu an yerin 40 metre altında gelenlere yaşadıklarını anlatmayı bekliyor.